maçın değerlendirmesi yok. Kaybettik. Belki bir tane yarım pozisyon verdik, onda da gol yedik. Kazanan haklıdır. Geniş bir sezon değerlendirmesi yapmak istiyorum. 5 dakika, 10 dakika neyse artık. Öncelikle biri bir hata üstlenecekse veyahut da birine bir şey yapıştırılacaksa ben bunu almaya hazırım. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ne ikinci hafta burada istifa diye bağıran insanların burada bir kabahati olmuş olsun. Ne zamanda yönetim içinde hainlik fitilini ateşleyenlerin bir suçu olsun. Bir suç varsa suç benim. Onu kabul ediyorum. Benim suçlarımdan bir tanesi yetiştiğim yuvaya 3. hafta gönderdikten sonra eğer sussa tekrar geri dönmek. 1 lira para bile konuşmadan. Benim suçlarımdan bir tanesi geçen hafta oğlumun yazdığı gibi 14 hafta bu takımın için çocuklarını bile görmeye gelmedin demesi. Benim suçlarımdan bir tanesi bu kulüpte yatıp bu kulüpte kalkmak. Ama şunu da ifade edeyim ki bunu gençler gerçek gençler birlikleri söylüyorum. Gençler birliğinden Ankara gücüne, Ankara gücüne gençler birliğine dost olmaz. Kimse kimseyi kandırmaz. Dostluklu arası atanlar daha beden terbiyesine hemen ilk yazılarını verdiler. Sanki Osmanlı Spor'la gençler birliğinin küme düşmesi kesinleşmiş gibi stadın ilk kullanım hakkını biz alalım. Onun için bizim taraftar grubu bunu idrak edemedi. Kimden ne hayır geleceğini idrak edemediler. Şöyle ki geçen sene son oyunun en iyi derecesini elde ettiğimizde de biz küfür kafir diyorduk. İstifa diye bağırıyorlardı. Dolayısıyla bugün de eleştirmeler çok da normal. Onları çok önemsemiyorum. Dediğim gibi bir suçlu varsa suçlu benim. Hiç kimsenin bir suçu yok. Hiç kimsenin bir suçlu varsa benim. Diğer suçlarımdan bir tanesi bugün buna herkes şahittir. Çok sevdiğim bir abimin sadece benimle olan diye olandan dolayı bu takımın ligde kalması durumunda takıma birer milyon değerinde 20 tane daire hibe etmesidir. 20 trilyon değerinde. Buna bütün takım şahittir. Konuşması yapılmıştır. Görüntülü konuşma yapılmıştır. Ama bu takıma para vermeyenler, hatta bu takım üzerinden geçilmeye çalışanlar da gençler birlikliyiz diye bu kulübü maalesef eski Ankara gücüne çevirmenin peşindeler. Canları sağ olsun. Evet, anlatıyorlar işte 100 yıllık gençler bile hiçbir zaman büyüklüğünden bir şey kaybetmeyecek. Bir takım düştüğü gibi çıkmasını da bilir. Geçen sene bu zamanlar Rize Spor düştü, o düştü, bu düştü. Düştüğü gibi çıkmasını da bildi. Önümden burada arıyla, namusuyla, şerefiyle hizmet etmek. Biz bunu yaptık. Yalnız çok net bir şekilde söylüyorum. Şimdi bu söylediklerimi iyi dinleyin. İfşa ediyorum bunları. Bu kulüpte Mustafa Kaplan diye bir adam var. Sivas Spor maçından sonra kamera kayıtları var. Odasında darbuka çalıp düşerlerse düşsünler seneye hepimiz oradayız diyebilecek kadar ahlak yoksunu bir adam. Bu kulübün içinde böyle insanlar var. Benden önceki hiçbir hoca ona antrenman sahası vermezken, benden önce hiçbir hoca onu A takım binasına sokmazken, benden önce hiçbir kimse onu fitness salonunu vermezken, kulübün bütün kapılarını ben ona açmışken, 50 kişiden de belki haber gelirken buna güvenme, buna güvenme diyerek, ama maalesef böyle nankörleri de bu kulübün içerisinde, yıllardır bu kulübün içerisinde, bu kulübün döngüleri, bu kulübün yaşadıkları sadece bu yıldan ibaret değil, 11-12 yıldır giden bir şeydi. Ve bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kaydı var. Onu savunan, onun kalemşörlüğünü yapan ahlaksızlar utansın. Bir gün Arda Çakma 3. hafta gönderildiğim gün Ataşehir'deki Kuruçeşme kahvesinde gördüğüm vakit utanmıyor musun bu adama para veriyorsun dediğimde o internetten haber yapan şahsiyete ne var ki dedi 1000 lira 1500 liradan ne olur dedi. İçinizde satılı kalemlerin olduğunu da bilin. Daha düne kadar birbirlerine hırsız diyenler, daha düne kadar birbirlerini hırsızlıkla suçlayanlar bugün kulübü ele geçirmek için ve bu kulübün düşmesi için her şeyi yaptılar.
Umarım düşmez. Arımla geldim, namusumla geldim, şerefimle geldim. Arımla çalıştım, namusumla çalıştım, şerefimle çalıştım. Bugün de herkesle helalleşip yoluma bakacağım. İşime gideceğim, dualarım her zaman evime gideceğim. Dualarım her zaman bu kulüple. Bu anlamda başkana, Arif abiye, Emre Atasoy'a, Cem abiye, Murat Öngelen'e, adını hatırlamadım, bir iki kişiye daha teşekkür ederim. Çünkü bize sonsuz desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Söyleyecek bir şey yok. Varsa sorusu olan alayım. Yoksa teşekkür ederim. Hangi anlama gelir? Her ay 1500 lira alması. Bunu sen bizim tesise geldiğin zaman sana söyledin mi? O zaman niye böyle söylemedin? Hiç de böyle bir şey söylemedin. TSE'de yönetim kuruluyla beraber odama geldiğinde hiç böyle bir şey söylemedin. Ben Arda Çakmak, bak ben namusum, şerefim, haysiyetim üstüne söylüyorum. Arda Çakmak, Bülent Tatlıs'a her ay 1500 lira para verdiğini söyledi. Varsa onda da eğer namus, şeref, haysiyet vermedim der. O da almadım der. Sorusu olan var mı? Pogba'ya kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Hiç kimsenin bir şey demeye hakkı yok. 85 dakika aslan gibi mücadele etti. Sakatlandı. Ne yapacak? Yerde yatıp 85 dakika doktorun gelmesini bekleyecek. Çıktı. Hiçbir şey yapmadı. Yani dolayısıyla ben onun 85 dakikasına bakarım. Son 5 dakikasına bakma. Kimse yalandan delilik yapmasın. Oyuncu kim, hangi oyuncu takımı yarıda bırakma, takımı yarıda bırakmak ister? Hangi oyuncu? Ya bu çocuklarla biz mücadele ettik. İyi de bunlarla yaşadık, kötü de bunlarla yaşadık. Ama ne diyorum? Başarı onların, başarısızlık benim. Kimsenin bir gram suçu yok. Varsa bir hata ben bunu kabullenmeye hazırım ama bir takım şeylerde bilmenizi isterim. Daha konuşacak çok şey var. Benim için savaş şimdi başlıyor. Teşekkür ederim.